zaman ver. Gençlere biraz zaman ver. Küçük bir hatıra kalacak galiba. Biraz derin olmuş. Eğer avucuna ilaç çıkaracaksan. Randevunu aldım. Reçeteni ben yazmayacağım, doktorun yazacak. Boşuna almışsın dayıcığım. Dün gece gördüğün gibi ben ilacımı aldım bile. Volkan'ı ben de çok severim, iyi çocuktur. Ama her derde deva olacağını hiç sanmıyorum. Dayıcık kız babası triplerinde. Kızınız karşısında biraz şaşkın ve endişeliyim daha çok. Neden dayıcığım? Yani biricik yeğenin ve en genç arkadaşına aşık oldular. Daha ne istiyorsun? Aşk. Wow. Sence telaffuz etmek için bile fazla değil mi? Tamam. Sen aşk de. Ben de iki gencin birbirini tanıma süreci ve flört diyeyim. Hı? Of. Çok sıkıcısın dayı ya. Öleceğim galiba. Henüz tanıştınız. Bense ikinizi de gayet iyi tanıyorum. Birbiriniz hakkında öğrenmeniz gereken o kadar çok şey var ki. Gizemli. Dayıcığım, sanırım kastettiğin Volkan'ın benim borderline olduğumu öğrenmesi. Ya bir doktor olarak ne zamandır psikolojik rahatsızlıklardan vuruyorsun? Edil, ben psikolojik rahatsızlıklardan vurmam hiç. Hele sana asla. Sen benim bu dünyadaki geleceğimsin. Kanımsın, canımsın. En güçlü yanımsın. En zayıf yanımsın. Sen bana evlatsın. Tamam dayı ya. Sıkıcı gerçekten ama katlanmak zorundasın. Biliyorsun değil mi? Bakayım şuna. Çocuğu benden soğutmaya kalkma. Senden tek istediğim bu. Hakkımdan öğrenecekse senden değil, bırak benden öğrensin. Belki senin de Volkan hakkında öğrenmen gereken şeyler vardır, kim bilir? Hı? Belki. Yok ya Edil'cim. Ben bugün sakin sakin evdeyim. Hasta falan olacağım galiba. Uyuyorum falan yani. Sesin hiç hasta gibi gelmiyor ama. Sesime daha bulaşmamış demek Edil'cim. Tamam. Bana acil şifalar, sana iyi takılmalar. Görüşürüz. Acil şifalar. Sen daha kimle dans ettiğini farkında değilsin Volkan'cığım. Ne yapıyorum ben ya? Merhaba. Merhaba. Volkan Demir'e gelmiştim ben. Volkan Bey havuz katında, eksi birinci katta. Asansörlerimiz sol tarafta. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Thank you.
Kaçıyor muydun? Yani ben de öyle baktım. Garip garip laflar atıyorsun ortaya. Bilip bilmeden beni zor durumda bırakıyorsun. Hareketi falan ne alakaysa. Teyzenden de hesap sordun mu? Kendi imaları hakkında. Yo, bana bir şey ima etmedi. Sen sorsaydın, ne dediyse sana dedi. Ne? Ne? Sen teyzenin kızısın. Gerçekten. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Beni tanıdığım en güçlü kadına benzettiğin için tekrardan teşekkür ederim. Ah, ah. Yüzme bilmeyen biri için havuza fazla yakınsın. Farkındayım. Çünkü ben korkak değilim. Ha, cesursun yani. Hı hı. Hem de çok cesurum. Ne kadar cesur? Mesela... saçma sapan imaların hesabını sormak için buraya gelecek kadar. Mesela... gözünün içine baka baka... komşu kızının elini hayal yüzünden... belki de benim yüzümden... tuttuğunu söyleyebilecek kadar cesurum. Ve ben de korkağım, öyle mi? Bunu ben söylemiyorum. Sen söylüyorsun. Telefonu çalıyor. Duyuyorum. Aradığınız kişi şu anda cevap veremiyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. İçime sinmedi. Babamla konuştum. Hastaymışsın. Ya hasta hasta zaten niye evinde değilsin onu da anlamadım. Hasta insan evinde olur. Neyse. Mesajımı görünce gel. Tamam mı? Zehra ablayla konuştum. Babaannemin çorbasından yapacak. Seversin seni. Hadi gel. Hadi gel, iyileştireyim seni. Demek ben birinin elini tutup kaçacak kadar korkağım. Ha, cesur kız. Ve sen de bunu yüzüme vuracak kadar cesursun. Cesurum. Cesaretle aptallık arasındaki ince çizgiyi bilir misin? Sanırım. Sanırım. Şu an tam o çizginin üzerindesin. Yüzme bilmiyorsun. Cesaret. Volkan Bey yukarıda mı? Volkan Bey havuz katında, eksi birinci katta. Asansörlerimiz sol tarafta. Budur. (Gülüyor)
Cesaret ve aptallık arasında ince bir çizgi var.